Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Kabe'ye varmadan önce ihram yasaklarının başladığı sınırlar vardır. Bu sınırlara mikat denir. Hacılar bu sınır noktalarında niyet eder ve dikişsiz, beyaz, iki parçadan oluşan kıyafetlerini giyer. Erkeklerin zorunlu olarak giydikleri bu kıyafetlere ihram denir. Kadınlar ise günlük elbiseleriyle ihrama girerler. Ayrıca niyet etmek ve nokta nokta duasını okumak da telbiye duası okumak da ihrama girmenin gereğidir. İhrama girmek ise haccın farzlarındandır. Hangileri karşılıyor? Mikat ve telbiye. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Altı çizili kısımda belirtilen belli günler aşağıdaki ayların hangisi içinde yer alır? Hac, sözlükte bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise imkanı olan Müslümanların yılın belirli günlerinde de ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp Kabe'yi tavaf etmeleridir. O yılın belirli günleri olan günler Zilhicce ayı içinde geçer. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği. Haccın ve kurban ibadetin hangi iki peygamberin mirası olduğu söylenebilir? Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in mirası olduğu söylenebilir. Bu yüzden cevap A seçeneği. Resimde görülen yer ve ibadet hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arafat Dağı vakfe. Arafat'ta vakfe durmak dedikleri ibadet budur. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği. Umre anlatımının doğru olması için hangi cümlenin metinden çıkartılması gerekir? Umre yapmak isteyen kimseler mikat sınırında ihrama girer ve Mescid-i Haram'a gelir. Umre tavafı için niyet eder ve tavafını yerine getirir. İki rekatlık tavaf namazını kıldıktan sonra Safa tepesine giderek Safa ve Merve tepeleri arasında say ibadetini yerine getirir. Sonra Arafat Dağı'na çıkıp vakfe yapar. Arafat Dağı'na çıkıp vakfe yapar cümlesi yanlıştır. Çünkü hac ibadetinde Arafat'ta vakfe durulur. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği. Verilen dörtlükte anlatılan ibadet hangisidir? Beytullah'ın çevresine 7 defa dönmek demek, lebbek lebbek nidasıyla Rabbe koşup gelmek demek, Beytullah'ın çevresine, Kabe'nin çevresine 7 defa dönmek bir tavaf eder. Bu yüzden doğru cevap A seçeneği. Buna göre hac insana davranışlarından hangilerini kazandırır? Hacca gelen Müslümanlar sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılır. Allah'ın huzurunda mal, makam gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve tüm Müslümanların eşit olduğunu anlarlar. Hacı adayları giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar, ölmeden önce tövbe etmeye fırsatı bulurlar. Bu ibadet sayesinde hacılar diğer insanlara saygı gösterir, kırıcı davranışlardan kaçınır, canlılara zarar vermemeye özen gösterir. Eşitlik zaten burada direkt geçti. Bencillik böyle bir şey kazandırmaz hac insana. Alçak gönüllülük vardır. Çünkü insanlara saygı göstermesi, kırıcı olmaktan kaçınması alçak gönüllülüğü gösterir bize. Bu yüzden doğru cevap 1 ve 3 olan B seçeneği. Bu metinde kurbanın hangi yönüne değinilmemiştir? Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir dediği tanımından bahsetti, eledik. Dini terim olarak ise kurban Allah'a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikte bir hayvanı belirli bir zamanda dedi. O yüzden yerine getirme zamanı da geçti. Uygun nitelikte bir hayvanı ibadet amacıyla kesmektir. Kesilen bu hayvana da kurban adı verilir. Kurban kesmenin zamanı bayram namazından sonra başlar. Bayramın 3. gününe kadar devam eder. Yine bunu anlattı bize. Kurban akıllı ergenlik çağına gelmiş ve zengin olan Müslümanın yükümlü olduğu bir ibadettir. Kimlerin yükümlü olduğundan bahsetti son cümlede. Fakat tarihçesinden bahsetmediği için doğru cevap C seçeneği.